Dördüncü yılımızı açıyoruz. Türk resminin önemli isimlerinden, içimizi ısıtan resimleriyle, çocuksu, naif resimleriyle bir usta bugün açılışımızda, Ali Atmaca. Ben Ali Atmaca'ya ve genç neslin önemli ressamlarından Ayşen Karakaya'ya hoş geldiniz diyorum. Kadirli çocuğuyum. Toroslardan gelen yağmurlar çok şiddetli yağarlar. Önce simsiyah bir bulut gelir, çöker kasabanın üzerine. Sonra deniz Nil gün yükselinde yazdığı gibi deniz gibi boşalır Çukurova'nın toprağı üzerine. O şeyi hiçbir zaman unutamadım. Yani yağmur gelir, bazen geçer. Yağmur geldiğinde gri bir şey oluşur, hava oluşur. Yağmur giderken rüzgarda salınan bir tül perde gibi gerçekten eteklerini topraktan sürüyerek çeker gider yağmur. Çocukluğumdan gelen bir olgu. İstanbul'dan taşındıktan sonra pek sergi açmak istemiyordum aslında. Yani kendi kendime kavrulup gidiyordum. Sergilerin bazı yaptırımları hoşuma da gitmiyor. Ama Ekol Sanat Galerisi gelip böyle bir şey teklif edince, sergi teklif edince ayrıca Ekol Sanat Galerisi'ni yakından izliyordum. Yani özellikle Ege'de olmasından ötürü bu nedenle sergiyi açmak istedim burada, evet. Ayşen Karakaya'yı ben keşfettiğimde 20 yaşlarındaydı ve resimlerini çok beğeniyordum. Yetenekli biri olduğunu hemen hissettim. O da Bodrum'a taşındı geldi. Hatta o bana yardımcı olur düşüncesiyle, bak burada biraz çıkarcılık da var. Birlikte sergi açmayı teklif ettim. Bu ikinci birlikte açtığımız sergi. Ve Mehmet Baz sağ olsun bizi burada buluşturdu bu güzel galeride. Ekol Sanat Galerisi yaşasın. Hayatımda, yolda yürürken, işlerimi, hayatı, her şeyi sorgularken duvarlar bana çok ilham veriyor. Çünkü duvarlar gerçekten ülkelerin, medeniyetlerin, dünyanın en büyük görgü tanıkları. İçlerinde birçok tarih ve onun dışında yaşanmışlık, hayal kırıklıkları, sırlar, savaşlar, barışlar, aşklar her şeyi barındırıyor. O yüzden duvarlar beni çok heyecanlandırıyor. Son zamanlarda sokakta resimler yapmaya başladım. Yani o yüzden de duvarlar beni çok fazla işlerimde yer alıyor. Bu ülkede sanatın sokağa çıkması gerektiğine inananlardanım. O yüzden tuvaller artık bana yetmiyor. Duvarları da boyamak istiyorum. Duvarlarda da derdimi anlatmak istiyorum. Yaklaşık 4 yıl önce ben de Bodrum'a yerleştim. Çünkü İstanbul benim için çok yorucuydu. Beni artık beslemiyordu ve resimlerimi, işlerimi etkilemeye başlamıştı. Ali Atmaca ile eski bir tanışıklığımız ve arkadaşlığımız var. Aynı zamanda şimdi hem komşu, hem böyle sanatçı dostlar şeklinde, hem birlikte çalışıyoruz, hem hayatı paylaşıyoruz. Şarabı paylaşıyoruz, renkleri paylaşıyoruz. Onunla birlikte olmak inanılmaz bir deneyim. Bodrum'la birlikte, Ali Atmaca ile birlikte renklerle
aramdaki anlaşmazlıklar, sürtüşmeler azaldı diyebilirim. Daha renkli işler yapıyorum. Maviye çok daha fazla yaklaşıyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü bu cesareti bana o verdi. Buradaki işlerim aslında tam olarak beni ve derdimi anlatıyor diyebilirim. İzmir'de olmak çok güzel bir şey. Çünkü bence İzmir bu ülkenin en ümit verici şehri. Burayı çok seviyorum. Mehmet Baz İzmir için bence çok büyük bir şans. Buradaki bu galerinin işleri, burada yapılan şeyler çok ümit verici ve çok heyecanlı. Açıkçası çok farklı hissediyorum. Hiç heyecanlı değilim ama İzmir olduğu için bir o kadar da heyecanlıyım. Çok mutluyum burada olduğum için.